Almanya turumuz devam ediyor ve şimdiye kadar hiç yapmadığımız bir içeriğimiz var. Turumuzda bir ev ziyareti var. Almanya'ya gelen ailelerimizden bir tanesi, gurbetçi ailelerimizden. Ve yanımızdaki abimizi bir böyle kısaca bir tanıyalım. Ben Cemal Azmi Komar. Akçabat doğumlu. Almanya'ya 83'te geldim. 30 sene oldu. Çalışıyoruz. Şu an belediyedeyim. İşlerim iyi, fena değil. 80'le buraya ilk geldiğinizde ne gibi değişik şeylerle karşılaştınız? Yani bir korku var mıydı sizde o zamanları? O zamanlar korku yoktu. Babamız buradaydı yani. Öyle bir şeyimiz, öyle bir şeyimiz yoktu. İkinci jenerasyon. Tabii ikinci kuşak olduğumuz için öyle bir şeyimiz yoktu yani. Tabii ki sonradan tabii çoğaldık yani. Evet yani biriydik olduk 10 kişi diyelim. Bir kişiden 10 kişi oldunuz şimdi. Nüfuslar çoğaldı diyorsun. Nüfus çoğaldı, evler çoğaldı yani. Öyle yani. Yaşa hep gidiyorsunuz. Evet. Torun var mı? Var. 3 tane. 3 tane. Allah bağışlasın. Sağ ol cümlesini. İsimlerini biliyor musunuz mu? Evet. Daha az çünkü. Şimdi bilirsiniz. Böyle bir 20-30 sene olsun bakalım bileceğim mi? Evet. O zamana da Allah büyüktür yani. İnşallah görürüz hepsini yani. İnşallah. İnşallah. Memleket Trabzonlu değil mi? Trabzon Akçabat. Trabzon Akçabat. Demirçiköy. En son ne zaman gittiniz memlekete? En son geçtiğimiz sene 12. ayda gittim. Şöyle hemen yengemizle bir tanıyalım. Ben Ayşe Komar. Kaç yılında geldiniz Almanya'ya? 20 sene oldu. 20 sene oldu. Çalışıyor musunuz? 2 saatlik bir işim var. Nasıl geçiyor hayatınız burada Almanya'da? Ne gibi faaliyetler yapıyorsunuz mesela? Çoluk çocuk ev içi çalışıyor. Ben ev hanımıyım. 2 saatlik bir işim torunlara var. Torunlara bakıyorsunuz. Torunlara bakıyoruz. Evet, torunlar da maşallah maşallah. Evet, orada da var tabii bir torun değil mi? Torun mu oluyor da? O da torun. 3 tane torun. 3 tane, evet. Burada da ev sahibi mi? Oğlunuz oluyor. Sizi evet. De bir tanıyalım. Ben Fatih Komar. Münih'teyim. Trabzon doğumluyum. Kaç yaşındasın? 25. Evet, devam ediyoruz. Bir de tabii ki selamlarımız var tabii Trabzon'a, öyle değil mi? Evet. Anneme, abime, bütün tanıdıklara selam söylüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Evet. Sizlerin de selamını alalım. Kayınvalideme, ablamlarım, bütün ablamlara hepsine selam ederim. Bütün tanıdıklara, herkese, Trabzon'a, herkese selam ederim. Burada da Trabzon'un fanatiklerinden biri, Trabzonspor'un. Şöyle, yarışmayı belki kazandın ama selamı da kazandın. Bir de selam alalım. Trabzonspor'a, Trabzon'da yaşayan herkese, özellikle Aslan abinin köyüne, herkese selamlar, saygılar. Evet, teşekkür ediyoruz. Sizin de bir selamlarınızı alalım, biz sizi tanıyalım böyle. Ben Fatma Komar, ben de bütün aileme çok selam söylüyorum. Evet, şu tabii Trabzon halk olur da, Hızır'la Yunus olmaz mı? Sağ yanımda Hızır var, sol yanımda Yunus var. Evet, şöyle sizleri bir tanıyalım. Ben Samet Komar, Almanya doğumluyum. Hızır değil miydi? Hayır, Samet. Ha, Samet'ti, pardon. Postbank'ta çalışıyorum. 20 yaşındayım. Son olarak memlekete selamlarınızı alalım. Tüm herkese selam söylüyorum. Teyzelerime, amcalarıma, babaanneme. Evet, teşekkür ediyoruz. Sizleri de bir tanıyalım. Ben Onur Komar, Almanya doğumluyum ve burada okula gidiyorum. Kaç yaşındasın? 17. 17 yaşındasın. Ne üzerine okuyorsun? Normal şey. Meslek mi? Yok. Lise. Yani lisede büyüyünce ne olmak yani şeyindesin? Daha bakacağız bilmiyorum. Daha bakacaksın. Yani ne olacağına bakacaksın. Evet. Ama isteğin yok mu yani şu olmak isterim, doktor olmak isterim, avukat olmak isterim, polis olmak isterim. Böyle bir hedefin yok yani. Yok, arabalarla ilgili bir şeyler olabilir. Araba piyasa, galeri mi? Evet öyle. Selamlarınızı alalım şöyle. Türkiye Komarlı Köyü'ne selamlar babaanneme, teyzelerime, amcalarıma. Evet, teşekkür ediyoruz. Komar ailesine
Çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bizleri güzel ağırladılar. Sevgili izleyenler, programımız farklı bir bölgeden devam ediyor. Evet sevgili seyirciler, Münih'ten programımız devam ediyor. Münih'in tarihi bir şehir olarak sizlere görüntüleri getireceğiz ekrana. Hep birlikte bu tarihi görüntüleri izliyoruz. Buyurun. Şu anda da bir galerinin içine girdik. Burada da bir vatandaş böyle bizler için müzik çalıyor. Biz de tabii ki ona ücretini verelim böyle. Tabii herkesin emeği var. O da burada. O şekilde ekmek parasını kazanıyor. Evet, şöyle görüntüler geliyor ekrana. Gördüğümüz gibi arkanızda vatandaşlarımız gelmişler. Tarihi ve kültür şehri Münih'i gezmeye ve yanlarında da go-kartlı bir rehberleri var. O da onlara burayı anlatıyor. Münih'te gezerken böyle beyaz üniformalı arkadaşlar var. Şöyle biz onlar Türk sandık ama değilmiş. Bella Italiano. Ben bello diyor. İtalyano. Si, yeah, si, İtalyano. Evet, si dediler, yarışmamızı kaybettiler, evet demek. Evet, hayır yarışmasından göncelerimize bu kadar zaten. Nam. Edward. Erdoğan'a çok benziyor. Maurizio. Dilim dönmedi. Maurizio. Yeah, yes. Yes. Pincere. Ciao, bol. Bella. Pazar günü burayı gezerken böyle vatandaşlarımıza rastladık. Evet, nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bir isim alalım. Baki. Baki Bey. Sizin isminiz? Nur. Nur. Nur Hanım. Evet, şu anda pazar günü dolaşıyorsunuz. Buraya dışarıdan mı geldiniz yoksa Münih'ten misiniz? Burada yaşıyoruz. Burada yaşıyorsunuz. Pazar günleri böyle eşinizle beraber geziyorsunuz. Aynen öyle. Memleket? Ege. Ege bölgesi. Aydın. Neresi? Aydın. Aydın 09 plakamız, bildik gene. Şöyle Aydın'a, sevdiklerinize selamlarınızı alalım. Tamam, Türkiye'de beni tanıyan herkese, kardeşime, arkadaşlarıma, aileme, hepsine selamlar. Evet, teşekkür ediyoruz. Sizin de bir selamınızı alalım. Tamam, ben de buradan herkese, tanıdık herkese, aileme, arkadaşlara selamımı gönderiyorum. Evet sevgili seyirciler, bu gördüğünüz görüntüde 1638 yılında yapıldı Münih şehrinde. Münih'in tarihi bir şehir zaten, kültürel bir şehir. 1970'te de renova edildi. Evet, hep birlikte Münih'imizi tanımaya devam ediyoruz.
Yoloku yolarda. Tabii ki programımızın sonuna geldik sevgili seyirciler. Stüdyodaki konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Biz evet. Teşekkür ederiz. Programımızda başarılar dileriz. Gerçekten ederiz. Çok güzel bir program. Belçika kültürü adına, Belçika'yı tanıtma adına Avrupa'da böyle programların yapılması, kültürümüz adına, kültürümüzün tanınması adına, biliyoruz ki Kanal Avrupa yabancılar tarafından da seyrediliyor. Bu anlamda tebrik ediyoruz sizi. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Son olarak memleketinize selamlarınızı tabii ki alalım. Tabii ki memleketim Çorum. Sadece Çorum'a değil, bütün Türkiye'ye kucak dolusu selamlar memleketimizin insanlarına, memleketimize, her tarafa, herkese. Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, Özgür Bey. Ben de Çorum'a ve Belçika'ya, tüm dünyaya sevgilerimi, saygılar gönderiyorum. Evet. Programımıza başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz de sizlere başarılar dileriz. Evet, sevgili seyirciler, bu hafta da görüntülerimiz bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Mutlu ve esen kalın diyoruz. Hoşça kalın.